Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizi son zamanlarda çok trend olan yumuşacık pamuk gibi Japon keki tarifim var. Ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. 6 adet yumurtam var. Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırdım. Ayrıca 1 adet bütün yumurta, 1 çay bardağı kadar ılık süt, 6 yemek kaşığı tereyağı, 5-6 yemek kaşığı nişasta, 100 gram kadar pudra şekeri ve 6-7 yemek kaşığı un. Ilık sütü bir yoğurma kabının içerisine aldım ve tereyağını ilave edip biraz karıştırdım. Yumurta sarılarının içerisine de 1 adet bütün yumurtayı kırdım. Yumurta sarılarını krema haline gelip rengi dönüp açılana kadar çırptım. Ve içerisine tereyağlı sütümü ilave ediyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum tabii ki. Ve nişastayı da ilave edip bir çırpma teliyle çırpıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozuna ihtiyacımız var. Unu da kabartma tozuyla karıştırıp yavaş yavaş bu yumurta karışımını eleyerek ilave ediyorum. Elemeyi de ihmal etmeyin. Elerseniz daha havalı, daha pamuk gibi olur. Onu bir çırpma teliyle yavaş yavaş bu karışıma yediriyorum. Burada kesinlikle mikser kullanmıyorum. Şimdi yumurtaların aklarını bir tutam tuz ve pudra şekeriyle böyle iyicene kar gibi olup sertleşene kadar çırpıyorum. Bu çok hafif, böyle sünger gibi bir kek oluyor. Yani mutlaka deneyin derim, denemeye değer. Hem çok da yağlı olmuyor. Şimdi çırpmış olduğum yumurta beyazlarını kaşık kaşık yumurta sarılarına yediriyorum. Burada çok aceleci davranmayın. Dediğim gibi kaşık kaşık ilave edin. Hamuru 22 santim çapında bir kek kalıbına döküyorum. Gördüğünüz gibi kalıbın altına ve kenarlarına fırın kağıdı koydum. Kek kalıbınızı önce yağlarsanız fırın kağıdı daha da güzel tutar. Kek kalıbımı bir yuvarlak tepsinin içerisine koydum ve tepsi tamamen dolacak şekilde içerisine ılık su koydum. Ve kekimi önceden ısıttığım 150 derece fırında 90 dakika yavaş yavaş pişirdim. Kekimi fırından çıkarttım ve tamamen soğuduktan sonra kesiyorum. Dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi, kek fırındayken fırının kapağını kesinlikle açmıyorsunuz. Fırının derecesini gerçekten çok fazla ayarlamayın. 150 dereceden fazla olmasın. Fanlı fırın kullanıyorsanız 140 derecede de pişirebilirsiniz. Malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Bütün bu püf noktalarına dikkat ederseniz eminim siz de çok güzel sonuçlar alırsınız. Kekim tamamen soğudu. Şimdi fırın kağıdını çekiyorum ve kekimi sizin için kesip tadına bakmak istiyorum. Bu keki ben de ilk defa denedim. Dediğim gibi böyle sünger gibi yumuşacık, çok hafif, değişik bir şey oldu. Mutlaka deneyin derim. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.